Kurdukları hücre tipi yapılanma sistemiyle yasa dışı bahis faaliyeti yürüten suç örgütlerine yönelik 10 ilde Siber Göz 24 operasyonu düzenlendi. MASAK İstanbul'da faaliyet gösteren örgütün hesaplarında 720 milyon liralık para akışı tespit etti. Operasyonda DAİKOD adlı örgüt yöneticisi de kıskıvrak yakalandı. Şimdi o kritik operasyonun ayrıntılarını CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'dan dinleyeceğiz. Şimdi biraz önce bu kritik operasyona dair gerçekleşen kritik operasyona dair detayları paylaştık. Merve'ye bağlanacağız fakat şunu ifade etmekte fayda var. Özellikle yasa dışı bahis faaliyeti yürüten suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha gidelim. Merve bizi Çağlayan Adliyesi'nin önünde bekliyor. Hemen sözü Merve'ye bırakalım. Evet, son dönemde özellikle yasa dışı bahis örgütlerine yönelik düzenlenen en kapsamlı operasyonlardan biriydi Kaan. Siber Göz 24 operasyonu İstanbul merkezli toplamda 10 ilde gerçekleştirildi. Aslında İstanbul ayağında örgütün yapılanması oldukça ilginç ve sistematik bir örgüt. Hemen ben detaylardan söz etmek istiyorum. Şimdi örgüt yasa dışı, uluslararası yasa dışı bahis sitelerinden 3-4 ayrı yer kiralıyordu ve yasa dışı bahis işlemleri de bu siteler aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Özellikle parayı çetenin organizasyon biçimi ve parayı saklamak için kullandıkları yöntemler oldukça ilginçti. İşsiz güçsüz kişilerden komisyon karşılığı banka hesabı açmaları isteniyor ve bu hesaplar komisyon karşılığında açılıyordu. Bir kişiye ait 12-13 ayrı banka hesabı açılıyor ve buna bir banka, yine bir telefon numarası da tanımlanarak bu hesaplar milyonlarca, aslında onlarca hesap üzerinden yasa dışı bahis paraları toplanmış oluyordu. Böylelikle örgüt yasa dışı bahisten elde ettikleri paranın izini tamamen kaybedebiliyordu. Çünkü hesaplar tamamen üçüncü kişilere aitti. Şimdi yine örgüt ofis adı verilen, hiyerarşik bir düzen var örgütte. Ofis adı verilen noktalarda görev yapan örgüt üyeleri var. Bunlar sitelerde, İstanbul'un belli noktalarındaki sitelerde 3-4 ayrı daire kiralıyor ve çete üyeleri, örgüt üyeleri de o ofis adı verilen noktalarda yasa dışı bahisten gelen paraları, yine yasa dışı bahis paralarının aktarımını, tüm bunların organizasyonu o çete üyeleri tarafından sağlanıyordu. Yine örgütün aslında daha çok terör örgütlerinde görmeye alışık olduğumuz bir sistem, hiyerarşik bir sistem vardı. DAİKOD adlı Şaban K tarafından organize ediliyordu tüm bu süreç. O da operasyonda gözaltına alınan isimlerden bir tanesi. Yine Şaban K'ye bağlı alt ve üst yöneticiler bulunuyordu örgütte ve talimatlar yine alt üst yöneticiler tarafından veriliyordu ve bu ofis adı altında çalışan örgüt üyelerinden de alt ve üst yönetimdeki o söz konusu örgüt liderleri sorumluydu. Tamamen sanki bir terör örgütünün yapılanmasına benzer bir yapılanma şeklindeki yasa dışı bir bahis çetesinden söz ediyoruz. Az evvel sen de ifade ettin aslında. Toplamda örgütün 750 milyon liralık bir para akışı tespit edildi. Yani bu çetenin bu zamana kadar yasa dışı bahisten elde ettiği para 720 milyon lira polis ekipleri tarafından tespit edildi. Oldukça kapsamlı bir operasyon, 8-9 aylık İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir takibi neticesinde toplamda 71 kişi gözaltına alındı ve o 71 kişi de dakikalar sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecekler. Biz de operasyona ilişkin detayları ekranlara getirdik Kaan diyelim ve sözü bir kez daha sana bırakalım.